İyi günler ben Hayacıoğlu. Bu derste Raspberry Pi 5 üzerinde Blender 4.1 derleyeceğiz. Blender 4.1 Raspberry Pi 5 üzerinde çalışır mı? Hayır, teorik olarak çalışmaz ama biz onu software emülasyonla yani CPU kullanarak çalıştıracağız ve neredeyse kullanılabilir hızda çalışıyor. Yani şöyle diyebiliriz. Yani neredeyse kullanılabilirler, neredeyse kullanılamayacak sınırları arasında bir yerde çalışıyor. Bazı işleri yapmaya yardımcı oluyor. Peki bu kadar küçük bir bilgisayarın üzerinde niye Blender kullanalım? Birkaç tane sebebi var. Birincisi Raspberry Pi 5'in üzerine PCI portu ilave edildi ve böylece ekran kartı bağlanabiliyor. Şimdilik zor bağlanıyor ama eminim yakında bazı adaptör kartlarıyla istediğimiz ya da bazı şartları sağlayan ekran kartlarını Blender, Raspberry Pi 5'in üzerine bağlayabileceğiz ve Blender çalışır. Daha da daha önemlisi vulkan. Hem Raspberry Pi 5'in vulkan çalışmaları iyi ilerliyor hem Blender'ın ama 6 ay bir sene kadar daha sonra bu tam iyi oturaklı bir hale gelir. Ve o zaman büyük ihtimalle işte seneye Raspberry Pi 5 üzerinde çalışan, doğal olarak çalışan bir Blender. Muhtemelen Blender 5 falan olacak elimizde. Belki Blender 4.2 olur. Şimdi ben bunu derleme yapma işlemini o zaman hazırlık gibi olabilir. Ama zaten o zaman bizim elimizde yani Blender'ın sitesinden indirebileceğimiz Linux için ARM derlemeleri olacak. Çünkü artık onun da sırası sırası geldi. Microsoft e, ARM tabanlı notebook'ları çıkardı, duyurdu, çıkardı bilmiyorum ama duyurdu. Lenovo duyurdu, yakında piyasada ARM tabanlı notebook'lar olacak ve Windows için şu anda Blender ARM tabanlı üzerindeki çalışma devam ediyor. Bitti belki de şu anda derleyebiliyorsunuz. Kütüphaneleri indirip kendiniz derleyebiliyorsunuz. Yakında orada belki de çıkmıştır bilmiyorum. Yani download kısmından indirebileceğiz. Linux hazır değil henüz. Linux da olacak. Ama kendimiz derlememizin her zaman başka bilgisayarlarda yani Intel mimarili bilgisayarlar için de şöyle bir güzel yanı var. Derlemeyi kendiniz yaptığınız zaman kendi işlemcinize göre optimize edebiliyorsunuz yani kendi işlemcinize ait olan bazı çünkü işlemciler birbirinden farklı farklı donanım hızlandırma özelliklerini açıyorsunuz kodu yani derleyiciye şunu diyorsunuz. Bak kardeşim benim işlemcim şu. Sen bu kodu bu işlemciye göre optimize et. Bu ne işe yarıyor biliyor musunuz? Çok geniş bir elpazede olduğu için işlemciler. Derleyiciler genellikle bir jenerik bir işlemci için der yapıyorlar. Binary kodu yani çalışır kodu bir jenerik işlemci için çıkartıyor. Herkesin bilgisayarında çalışsın diye. Siz kendi işlemciniz için derlediğinizde kod daha hızlı çalışıyor. Biraz daha hızlı çalışıyor ya da çok daha hızlı çalışıyor. Duruma göre değişir. Bizim durumumuzda çok daha hızlı çalışıyor. Çünkü şeyleri aktif hale getiriyoruz. Donanım hızlandırıcılı şeyler var. Hmm, kayar nokta hesapları var. Floating point vektör hesaplayıcılar var. Yani bu vektör çarpmalarını tek komutta bir sürü sayı çarpıyor. Bu inanılmaz hızlandırıyor. Cycles'da göreceksin biraz sonra. Deli gibi hızlı şu ufacık makine Cycles'da. Böyle bir makineye göre çok hızlı değerliyor. Neyse çok fazla uzatmayayım. Bu şey için de çok iyi bir fırsattır. Blender core developer olmak istiyorsanız ya da genel olarak Blender developer olmak istiyorsanız yani bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyor olabilir okumuyor olabilirsiniz, bunlara merakınız olabilir. Öyle bir niyetiniz varsa, yani hemen bir iş bulma için pek iyi bir yöntem olmayabilir ama öyle bir derdiniz yoksa, bu konulara meraklıysanız Blender Developer olmak için çok güzel giriş noktalarından bir tanesi Blender'ı sıfırdan derlemek. Onu yapacağız şimdi. Kodun içindeki bazı şeyleri değiştireceğiz. Koda aşina olmak için ilk adımları atacağız. Uzun bir yolculuk olur ama ilk adımı atmak önemli. Klasör yapısı var. Kodun klasör yapısına yavaş yavaş anlamaya başlayacağız. Bu açılardan önemli ve bu videoyu çekmemin temel sebebi de aslında yani bununla çok fazla insan ilgilenmeyebilir bu videoyla. Yani Blender Developer olma ile ilgilenmeyebilir çok insan. Benim için şu önemli bu arşivlemek. Çünkü Birçok farklı versiyon derledim. O versiyonların hepsinde kendine göre problemler vardı. O problemleri çözdüm. Çok fazla problem çözmemiz gerekiyor ve bir sürü şey öğreniyoruz bu sayede. O açıdan belki izlemek isteyebilirsiniz. evet bakalım. Bir şeyleri de unuttum gibi hissediyorum. Aklıma gelince söylerim yolda. şimdi bakın şu ekrandaki navigasyon çevirirken şey hissediyorsunuz biraz. O bir lag var. Gecikmeli takip ediyor. Hem şeye bakın mouse'un hareketine. Mouse'un hareketi normal ama navigasyon biraz zor zor gibi ama CPU yani Software OpenGL bu. Çok çok iyi. O kadar hızlı ki alet. Şunun altından rahatlıkla kalkabiliyor. Bir tane bakın şey yaptım. Açalım. Biraz karmaşık olduğunu düşündüğüm bir sahne oluşturdum. İçinde çeşitli zor objeler var. Cycles Render'de şu köşeye bakalım. Şimdi böyle görünüyor değil mi? Burada bir navigasyon yapayım. Biraz önceki hızla navigasyonu bu küçük ekranda bayağı yapabiliyorsunuz. Beklediğiniz zaman tamamlıyor. Bu iyi bir hız bu. Yani software için bu kadar küçük bir makine için çok iyi bir Bakın esas bomba şurada. Open Image Denoiser. Open Image derleyebildim. Normalde Debian'ın Debian, ın, Debian ın hazır kütüphanesi yok. Open Image Denoiser için. AI, Intel'in AI Denoiser ee, onu derledik. Onu derlemesini öğreneceğiz. Çok kolay aslında. Şimdi bakın Vport'ta bunu açtığım zaman Vport hemen gördüğünüz gibi cam gibi oldu. Bu çok iyi bir hız. Yani böyle bir makine için çok iyi bir ee, Bunu kapatalım. Çünkü ona çok ihtiyacım yok navigasyon için burada. Bunu isterseniz Ctrl Space evet böyle şeyler olacak. Yani Crashler olacak. Çünkü bu derleme en az optimize ettiğim derleme. Problemler normal. E şeylerde pek rastlamıyoruz. Blender 3.6'yı derleyeceğiz. 2.93'ten çok güzel performans elde ettim. 2.93 modern blenderlar arasında Raspberry Pi üzerinde çalışan en güzeli 2.93. 2.93'ü derlerken bütün kütüphaneleri optimize sıfırdan derledim. Onun sebebi yani o yüzden olabilir. O komple komple değil de olabildiğince çok kütüphaneyi optimize derleme işini Blender 3.6'da yapmadım. Onda da deneyeceğim. Onu becerebilirsem muhtemelen Blender 3.6'da çok iyi çalışacak. O zaman 2.90'ın için derlemesini göstermem veya kaydetmem. Ama esas önemlisi Blender 2.79X Extended versiyon. Resmi bir sürüm değil. Gayri resmi bir sürüm. Blender 2.80'i geliştirirken sitesinden indirebilirsiniz kendi kendi makineniz içinde. 2.80'nin alt kodu var. Temel kodu üzerinde ama 2.79 olarak çalışıyor. Raspberry Pi üzerinde çok güzel çalışıyor. İnanılmaz güzel çalışıyor. Blender Game Engine var üzerinde. O çok güzel çalışıyor. Denoise var. Kendi Native Denoiser'ı var. O da çok güzel. Cycles'da bir sürü ilaveler var. Çok fazla optimizasyon onda var. Çok güzel çalışıyor. En son orada kalacağız. Yani bu derlemeleri gösterdikten sonra Blender 2.79'a geri döneceğiz Raspberry Pi 5 ile. Bu şeyler için iyi olabilir. Eğitim maksatlı, kullan kullananlar için çok iyi. Yani çocuklara zaten Raspberry Pi 5'in, Raspberry Pi'nin genel olarak amacı oydu. Çocuklara kodlama öğretmek için. 2.79 Game Engine modelleme için vesaire biçilmiş kaftan. En son orada kalıp onunla devam edeceğiz. Yani biz o eski derslerdeki önemli olduğunu düşündüğüm bazı dersleri, bazı ilave dersleri 279, Blender 279, Raspberry Pi 5 üzerinde Blender 279, hatta 4 üzerinde, hatta 3 üzerinde Blender 279'la dersler yapmayı planlıyorum. Umarım yapabilirim. Biliyorsunuz daha önce başladığım bir sürü Unreal Engine vesaire vardı. Sculpt falan vardı. Hepsini kestim. Bayağıdır çekmiyorum ders. Bununla uğraştığım için. Onlara da geri döneceğiz. Yeni dersler de olacak. Şurayı tekrar Cycles Render yapalım. Şuradan hmm, evet Dinoist tamam. Burada ayarları biraz kıstım tabii ki. %50 yani Full HD'nin %50'si bir çıktı var. Eskiden böyle yapardık Blender'da. Ondan sonra şeyler sample 64 sample. Evet F12'ye basıp bakalım ne kadar sürecek. E, bir dakika içinde çok güzel bir render alıyor. Şimdi bitince devam edelim. Ya aslında renderleme hızını da görmeniz açısından tekrar geri döndüm kayda devam ediyorum. Bu şekilde tile render da hızı da böyle yani gayet güzel. En sonunda denoise'ı yapacak. Şuralarda bolca noise var. Bu kadar parlak bir sahne yapmamın sebebi şey olsun bolca noise üresin. Şuradaki renler biraz sonra gidecek. İkinci bir render almak istemiyorum. O yüzden buradaki noise'ı aklınızda tutun. Yoksa kıyaslama için iki render alıp gösterebilirdim. Şimdi şeye geçecek. Son kare ve evet, evet şimdi noise'a başladı. Ve noise çok kısa sürüyor birkaç saniye içinde. Bakın o biraz önce gösterdiğim render noise'lar. Bitti. Şimdi 64 sample olduğu için normalde 4096 biliyorsunuz. Yani 4096 samplelar renderle demek de bu kadar ufak bir bilgisayara birazcık hmm, haksızlık olurdu. Şurada bazı dalgalanmaları görüyorsunuz. O sample sayısının az olmasından kaynaklanıyor. Yani böyle bir makine için gayet güzel. Ee, başka şeylere bakalım hemen. Yani Bunu gördünüz. File, New. Şimdi buradan scouting'e geçeceğim ama yine göçecek muhtemelen. Çünkü bu Cycles, Render, Mender falan yaptıktan sonra bellek 4 GB'lık bir... Raspberry bir de elimdeki. Enter'e basamadım. Şuradan direkt Sculpting'i seçelim. Bazı kalabalık dosyaları denedim. Hiç denememek lazım. Çünkü yani 4 GB'lık şu kadarcık. Bakın bu Raspberry Pi 4 yani şu kadarlık bir makine üzerinde çalışıyor. Bu bile mucize aslında. Şimdi Sculpt'da şöyle bakın. Hızı, Sculpt'ın hızı hiç fena değil aslında. Yani bundan daha hızlısını şeyde yapabiliyoruz. Blender 3.6, Blender 2.93 de tamamen kullanılabilir. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Ee, okullarda ya da ne bileyim işte çocuklara e, öğretmek için olduğuna göre bu. Çocukların Raspberry Pi'leri üzerinde Scalp yapabilecekler. 2.79x ile Grease Pencil ile iki boyutlu animasyon öğrenebilecekler. Kodlama öğrenecekler. Bu şu anda yaptığım e, işlem biraz yavaş. Can sıkıcı olabilir alışmış olanlar için. Tercih edilmez çünkü software yani CPU render. Şuradan dinamik topoloji açalım. Bu çok enteresan. Dinamik topolojiyi açtığımda hızda çok büyük bir etkilenme oluyor. Dinamik topoloji zordur aslında. Software'i kullanarak böyle gayet güzel bir dinamik topoloji sculpt'ı yapıyor. Bir de şeye bakalım, animasyona yine göçebilir. Bakalım göçecek mi? Göçmedi. Bakın ilk başlangıçta çok geriden geliyor. Şimdi yavaş ve tamam yakaladı. Ne deniyordu bunlara? Fırça diyelim. Fırça hızı böyle bakın. Bu şekilde geriden takip ediyor. Bunun kullanılabilir sınırda olduğunu söyleyemem. Yani bu da kullanmak için çok uygun değil. Şimdi artık kapatıp şeye başlayalım. Blender'ı derleme işlemlerine başlayalım. Şöyle küçük bir ayrı sıfır bir SD karta sistem yükledim. Bazı ön ayarlamaları yaptım. Önce sistemimize bakacağız neler var. Ondan sonra derlemeye eksikleri tamamlayacağız. Derlemeye başlayacağız. Evet sıfır kurulumlu bazı ön ayarlamaları yapılmış sistem burada. Şimdi sistemi biraz daha iyi tanımak için NeoFetch'i kullanacağım. Bu NeoFetch'i biliyorsunuz sudo apt install NeoFetch derseniz sizin de ne seçiniz olur. Şöyle biraz yaklaşalım. Tam ekranı yapıp. Evet bilgisayarımız Raspberry Pi 5 ve bu bir 4 GB model. 4 GB memory böyle büyük projeyi derlemek için kesinlikle yeterli O yüzden ziram Tools kullanacağım sanal bellek için. Bir sanal bellek sistem var ama onu sevmiyorum. Zaten çalışmıyor bile. Bu Bellek de sıkıştırma için sanal belleği. CPU'su, Raspberry Pi 5'in CPU'su ARM Cortex A76. 4 çekirdeği var. Bu 4 çekirdeğin hepsini kullanmayacağız. 3 çekirdek kullanacağım genel olarak. Çünkü daha az bellek kullanıyor. Az çekirdek kullanırsanız ve daha az ısı üretiyor. Hızı 2.8 GHz. Şeyle, overclock'lu. Overclock yapmak tamamen size kalmış bir şey. Derleme sırasında hiç fark etmiyor. Yani 60 dakika, 70 dakika sürüyor derleme. 5 dakika kazanıyorsunuz ama 4.1 için Şimdi Blender 4.1'i software eliminasyonuna kullanacağımıza göre orada şey yapmakta fayda olabilir overclock yapmakta sistemi. yalnız biliyorsunuz overclock yaptığınızda sisteminizi garanti biti kalıcı olarak iptal ediliyor, garantisi gidiyor yani. Yanlış bilmiyorsam böyle bir durum var. Operating System işletim sistemi Raspberry Pi OS Debian tabanlı 12 Bookworm şeyi kodada ve 64 Bit e, işlediğim sistem 64 bit olacak 32 olmaz 64'te yapacaksınız. Ee, Linux çekirdeği 6.6 en son versiyon şu anda. Ekran çözünürlüğü Full HD 1080p, 1080p. Bu 1080. Bu 1080'i Blender kullanmaya başladığım zaman 720'ye düşüreceğim çünkü o şekilde ekstra bir performans elde edebiliyoruz OpenGL'den. Özellikle de software eminasyonu olduğu için ona ihtiyacım var ama Hardware bile olsa GPU bile kullansam ben 720'de kullanıyorum Blender her zaman Raspberry Pi 5 üzerinde. Desktop environment masaüstü Masaüstü üstü, Masa üstü x'de bu x 11 üzerinde çalışıyor X11. Wayland kullanmıyorum. Wayland çok güzel, süper. Ama bir sebeple bilmiyorum neden Blender 4.1 Wayfire'ı, şeyin Wayfire adı Wayland'i Raspberry Pi 5'in Wayland'ın adı Wayfire. Onu sevmedi, çalışmıyor üzerinde. Ubuntu'da da problem yok ama bu Raspberry Pi OS'ta var. o yüzden şimdilik X11'de devam edeceğiz. Çok da önemli değil. Genel olarak sistem böyle. Şimdi Ziram Tools'u yükleyelim. Onun için önce bir şeye bakalım. Cat ne kadar şey var Swap File Pro Swap baktığınızda gördüğünüz gibi file tipi bir swap sistemi var e, sanal bellek ve 100 megabayt hem bu 100 megabayt yeterli değil hem de file olduğu zaman SD kartla konuşması gerekiyor sürekli. E, ben kullanıyorum onu istemiyoruz o yüzden Ziram yükleyeceğiz. Edge tabla da bakabilirsiniz bu duruma. Şurada ben Ziram metre açtım. Size de göstereyim nasıl açılacağını. Swap bellek. Bu toplam swap bellek. Swap file değil. Biraz sonra şu sağdaki ziramı 4 GB yaptığımızda bu 4.1 olacak. Ziramı açmak istiyorsanız f tuşuna bastığınızda çıkan menüden ok tuşlarıyla şu şekilde aşağıya meters'a geldiğinizde sağ okla en sağa gelip şuradan ziramı bulursanız aşağılarda bir yerde ve enter'e basarsanız o da yerini alır. Turuncuyken henüz yerini istediğiniz yer yapabilirsiniz. Bu şekilde gezdirebilirsiniz. Enter bastığınız zaman sabitlendi. Bende iki tane var. Tekrar Enter basıp Delete'e basıyorum. Gitti. Bu şekilde eş da kullanabilirsiniz aslında daha kullanışlı bu şey. Şimdi artık Ziram tozu yükleyelim. O da çok kolay. Sudo apt install zr deyip taba bastığınız zaman karşınızda Enter. Bu çok kısa sürede yüklüyor. Belki yes no sorar. Sormadı. Yalnız tabi bazı ön ayarlar gerekiyor. Çünkü 256 MB ayarlı. Gördüğünüz gibi toplam 356 MB oldu. O ayarda şöyle yapılıyor. Sudo nano neredeydi yeri? etsinin altında default'un altında RAM Bu konfigürasyon dosyası. Burada algoritmayı Z standart yapıyorum. Neden? Çünkü bakın burada var. LZ4 en hızlı. Z standart ortalama hız ama Z standartın sıkıştırma oranı en yüksek yüzden bunu seçiyorum. Şuradan size'ı 256 megabaytı. Bunlar default değerler. Önce aktif hale getiriyorsun sonra yeni değeri yazıyorsunuz. 4 GB oldu. Bu şekilde megabyte çünkü. Priority 100. Bunu azaltabilirsiniz. Şöyle 10 gibi. %100 mü artık ne bilmiyorum. Yani sürekli çalışıyormuş hissi veriyor. Halbuki bize 10 yetiyor. Yani sadece lazım olduğu zaman devreye girsin. Ctrl-S dedim ve Ctrl-X de çıktım. Nano'yu kullanmıştım ya. H-Tab'la bir daha baktığımızda hala 256. O yüzden reboot yapman gerekiyor. Reboot yazıp Enter'e basıyoruz ve bay bay. Şimdi hemen gelir. Evet sistem geldi hemen tekrar kontrol edelim. Htap. gördüğünüz gibi 4 GB olmuş. Burası da 4.1 GB. Yani şu şuradan tekrar bakalım cat Pro, swaps Swap file duruyor 100 MB olarak. Ben bunu hiç kullanmayacağım. Burada niye dursun? Bu tamamen size kalmış. Yani mecbur değilsiniz bunu yapmakta ama ben onu sileceğim sistemden. sudo Diffus swap file swap off yapıyorsunuz kapandı. Şöyle tekrar bakalım. Gitti. Ama reboot da tekrar geri gelir. O yüzden tamamen onu sistemden kazıyacağım. Uninstall yapıyoruz. Uninstall yetmiyor. Sudo update yani RCD diye bir şey var. Buradan remove yapıyoruz. Bu da bir şekilde yetmedi denediğimde. O yüzden bunu komple sistemden purge ediyorum. Evet yes diyelim gitsin. Bir tane daha şey varmış. DC diye bir şey kalmış. Sudo apt auto yapalım. Sudo apt auto remove. O da gitsin. Şimdi tekrar bakalım bizim. Evet artık gittiğine göre görünmez. Tekrar bakmaya bile gerek yok ama reboot'tan sonra gelmeyeceğinden eminim artık. E bir daha baktığımızda gördüğünüz gibi toplam swap 4 GB, benim ziramda 4 GB yani sistemimde sadece ziram var şu anda. Başka türlü derleyemiyorsunuz 4 GB benim Raspberry Pi 5'im. Yani özellikle bunu seçtim yani ikisi de çıktığında bunu aldım yani düşük olan da yapayım bu işleri diye. Şimdi şeyi bekliyorum bir sonraki iterasyonunu bekliyorum belki de klavyeli çıkacak ya ondan. Şimdi sırada ne var? Değerleme sırasında Blender kodunun kullandığı, sistemde var mı yok mu diye baktığı, varsa kullandığı bir SSI 2 Neon, SSI 2 Neon diye bir header file var. Onu arayacağız şimdi. Bu Intel mimarisindeki matematiksel hesap hızlandırıcısını, hardware'de hızlandırma işlemlerinin arma çevrilmesini sağlıyor. Onu bulmak için de SSI 2 Neon yazıp Enter'a bastığınızda şu genellikle en başta çıkan DLT Collab SSI e2Neon'u tıklıyorsunuz. Bir sürü var aşağıda. Onları görürsünüz. Başka kaynaklardan başka ssi tuneon neon header failler var. Blender bunu kullanıyor. Şurada, bakın burada bir sürü açıklama var. Bunları okunursunuz. Şunlar şu MMX SSI, AES, AVX2 falan gibi. Şunlar hep şeyin, Intel'in. Alıyor bunların dönüştürüp ARM'ın hızlandırıcısını kullanacak hale getiriyor. Böylece ARM'dan Intel gibi faydalanıyorsunuz. %96'sını çeviriyor. Ve bize yetiyor. Şuradaki sağ taraftaki Latest'e basıyorum bu en son 1.7.0 orada şuradan bir tanesi x de olur ben alttakini seçiyorum tarcizi hemen indi çünkü çok kısa bir dosya şuradan şeyi açalım bu arada çok ekran çok parlak yani ben bunu şeye çevireceğim ya dark team'e şuradan sisteme gelip dark dediğinizde artık Raspberry Pi bunu destekliyor. Şimdi koyu. olsun içinde şu SSE to Neon Tarjizi'yi Extract Here diyelim. Buraya açtı. Bunun üzerindeyken sağ tuşla Open in Terminal dedim. Terminal içinde açalım. Listeleyelim. Dosyamız şu. Bu dosyanın şimdi sistem klasörünün içine kopyalanması lazım. User Include yani C ve C++ programlarının header baktığı yerlerden bir tanesi. En birincisi. Onun içinde sudo copy SSE to Neon header file'ı user include buraya bitti bu iş bu kadar. Şimdi orada olduğu için gidip oraya bakacak varsa tamam bu varmış ben bunu kullanayım diyecek. Şimdi sırada artık kod, kodu indirmemiz gerekiyor. Yani büyük bir kod derleyeceğiz o yüzden kodu indirmemiz gerekiyor. Onun için de internete gideceğiz. internetten şöyle yazacağız Google'dan blender developer şu arkadaş. Developer Portal. Developer.blender.org. Developer.blender.org. Bunu tıkladığınızda geldiğiniz sayfa Blender Developer ana sayfası. Burada işte eğer Blender geliştiricisi olmak istiyorsanız sizin sayfanız burası. Yukarıda mesela projeler hakkında dokumentasyon, blog, forum, build burada bir sürü başka link var ama esas baba linkler burada. Üç tane link var. Birincisi build blender diyor. The first step yani ilk adım şey için. İngilizce çok önemli yalnız. İngilizce bilmenizde fayda var. Az seviyede de olsa İngilizce bilmenizde fayda var. Kendi bir blenderinizi geliştirmeniz ilk step ilk adımdır burada diyor şey özellikle de blender geliştirici olmak için yani bu güzel bir başlangıç başka yerlerden de başlayabilirsiniz direkt olarak add falan yazmaya başlayabilirsiniz ama blenderınızı derlemek blender geliştiricisi olmak için güzel bir adım altta developer introduction var advice and setup to become a blender developer blender geliştirici olmak için kurulum yapacağınız kurulum ve bazı tavsiyeler code and design documentation şeylerin blenderın genel mimarisi ile ilgili belgeler burada var her şeyi buradan öğrenebilirsiniz. Biz bunu tıklayacağız. Bunu tıkladık. 3 tane seçenek var. Linux, macOS, Windows. Tabii ki Linux tıklayacağız çünkü beraber Pi OS, Linux ve burada da Debian'a. Şimdi Arch Linux için Fedora Open seçim var. Debian tıklıyoruz. Bu sayfayı kullanacağız. Bu sayfayı ben şuradan bu markı buraya kopyalıyorum ki daha sonra burada buraya tekrar tekrar geleceğim. Şimdi bu sayfa adım adım introduction. Birincisi install initial packages. Önce başlangıç paketleri var. Şunu söylemem lazım. Blender ya da geniş başka bir proje derliyor olmak bir sürü kütüphaneye yüklemeniz gerekiyor önceden. Yani ana bu kodun, büyük kodun kullanacağı kütüphaneleri sisteminizde uygun şekilde, uygun versiyonlarla bulundurmanız gerekiyor. Install edeceğiz. Bunlar da değişik kategorilerde. Öncelikle bir kere initial package istediği yani kodu almak, getirmek için, ortamı hazırlamak için gereken kütüphaneler. Sonra source kodu indireceğiz. Kaynak kodunu, render'ın kaynak kodunu buradan. ikinci adım olacak. Üçüncü adım o kaynak kodun içinden başka bir e, Python script çalıştırıp o Python script sayesinde başka yeni Kütüphaneler indireceğiz. Bunlar da Basic Building Environment yani hala daha derleme çevresi için çerçevesi için lazım olan kütüphaneler indiriyoruz hala. Daha sonra ileride grafik uygulamalar için Blender için gereken libraryler burada bu adımda. Bunu kullanacağız. Bu aslında burada bizim için bir şey yok ama bunu yine de kullanacağız. Biraz sonra göreceksiniz niye. Yani bizi ilgilendirmiyor ama ilgilendiriyor. Sonra da Update Build var. Yukarıda yapamadığımız bazı işler için aşağıda Advanced setup'ın altında şurada bir yerde advanced setup'ın altında biraz önce çalıştırdığımız Python script'i tretra all opsiyonuyla bir daha çalıştıracağız. Böylece eksikler tamamlanacak. Hala eksiğimiz kalacak. 3 tane kütüphaneyi kendimiz derleyeceğiz. Open Image IO, Denoiser, Intel'in Denoiser'ı bir de Alembic. Bu üçünü Alembic çok şart değil ama derleyeceğiz. Open Image IO kesinlikle derlememiz gerekiyor. Open Image Denoiser, Intel'in Open Image da derlersek iyi oluyor. Derlemezsek olur ama derlersek ya yani çok hızlı bir şekilde görüntüyü düzelttiği için daha az sample'la render alabiliyoruz. Şimdi o zaman ilk olarak şuradan başlayalım. Bakın burada sağ tarafta butonlar var. Buna bastığınız zaman buradaki iki satırı pat diye clipboard'a kopyalıyor ve buraya gidiyorsunuz. Buraya paste ediyorsunuz. Enter'a basıyorsunuz. Bu step gerçekleşiyor. Şimdi bu ilk step basit olduğu için bunu böylece yaptım. Ama öbür adımlarda her bir step mesela 3 satırdan oluşuyorsa satır satır yapacağız. Çünkü satır satır yaptığımızda daha fazla öğreniyoruz. Şöyle mesela iki İkincisi, ben buradan bunu kopyalayıp yapıştır pentele bir bassam buradaki her şey bir anda olacak. Ama şunların bir anlamı var onu öğrenelim. Mesela ilk satır bir tane blender burada şunu kapatalım artık. Şuradaki Downloads'u da kapatalım. Bir tane Blender-Git. Blender-Git diye bir klasör ihtiyacımız varmış. Bu klasörün ismi. Şimdi home klasöründeyiz bakın. Benim kendi ev klasöründeyim. Burada Mkdir Blender-Git. Şimdi bu isim seçimlik. İstediğin ismi verebilirsiniz. Ama ben bu isme sadık kalacağım. Enter'a bastım. Listeyelim. Bir tane böyle bir klasörüm oldu. Şimdi bu klasörün içine girip oradan devam etmem lazım. Burada bir şey yapalım. O da bu ikinci adımı da yapmış olduk içine girdik git klon kodu karşı taraftan getireceğiz buraya Blender Enstitüsü'nün serverlarından paste ettim ama bunu paste edip enter'e basarsam al, bana gelecek olan şey Blender 4.2 alfa ben 4 1, 1 istiyorum. O yüzden söylemem lazım. Dash b branch. Bunu uzun olarak şöyle de yazabilirsiniz. Dash dash yani tre tre branch. İsmi de şöyle. Blender v 4.1 release. Versiyon isimlendirmesini bu şekilde ezberleyebilirsiniz. Zaten şeye bakacağız. GitHub'dan, GitLab'dan. Diğer versiyonların da isimlerin listesine bakacağız. Direkt listeden de seçmeyi öğreneceğiz daha sonra. Bu da yetmiyor. Şöyle bir şey yapıyorum. Tre tre depth 1. Tek bu versiyon insin diyorum. Bu branch insin. Bunu yazmazsam bu branch ve geriye doğru bütün branchleri indiriyor. Aralarında bunların geçiş yapabiliyorum. Öyle bir şey yapmayacağım. Bu aynı zamanda indirme süresini de kısaltıyor. Şu anda inmeye başladı. Genel olarak bu ana kod çok uzun sürmüyor inmesi. Benim internet bağlantınıza bağlı. Benim gördüğünüz gibi çok hızlı bir bağlantım yok. 2 megabayt bölü saniye gibi bir indirme hızı var. Bu hızla gayet kısa bir sürede iniyor. Ama bundan sonraki bazı aşamalarda uzun sürecek. Geliriz oraya. Evet indirme tamamlandı. Şöyle list yapalım bir. Gördüğünüz gibi Blender diye bir klasör açmış. Cd Blender onun içine girelim. Burada şöyle yapalım. Ls list olarak versin. Bakın bir sürü klasör ve dosyalar var. Bunları da yavaş yavaş öğrenmeye başlayacağız. Biraz sonra yapacağımız işlemlerin hepsini bu Blender. Tregit'in altındaki Blender klasörünün içinden yapıyoruz. Yani build, derleme, inşa klasörümüz burası. Buradan devam edeceğiz işlere. İlk yapacağımız iş de şu Python script'in. Bakın install basic building'e. Yani daha hala temel geliştirme ortamımızı oluşturuyoruz. O da şu satırı kopyalayıp buraya yapıştırdığımda ve Enter'e bastığımda şimdi temel geliştirme araçlarını indirmeye başlıyor. Bazıları da sanırım şeydi, kütüphaneydi. Bunu yaptıktan sonra kütüphane indirmeye devam edeceğiz. Bu kütüphane indirme işi böyle. Yani onu anlamışsınızdır artık. Blender derleyeceksiniz. Önce lazım olan bütün kütüphaneleri ya da en azından önemli olan, mecburi olanlar var, seçimlik olanlar var. Mecburi olanları doğru versiyonlarla belli aralıkta oluyor versiyonlar, belli versiyonların arasında orada indirilmiş olması gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi işte Wayland ile ilgili, X11 ile ilgili kütüphaneler de indi. Yukarıda CMake, Ninja Build gibi, Subversion gibi şeyleri indirdi. Bunların hepsi şu yukarıdakiler ve buradaki kütüphaneler, development kütüphaneler, şu devler o demek. Bir derleme ortamı sağladı bize. Şimdi Download Libraries kısmına geldi. Bakın burada bir tane yine script file var. Make Update Python Script. Buradaki açıklamayı okuduğunuz zaman ben diyor size diyor Intel ve AMD Linux sistemleri için diyor size kütüphaneler sağlarım. E bizimki ARM işlemci, ARM Linux istiyoruz yok. Ve Precompiled library istediği önceden derlenmiş kütüphaneler Blender Enstitüsü'nün kendi serverlarında bulunuyor. Belki başka serverlarda da vardır. Oradan bunları indiriyor. Ama burada bizim için bir şey yok gibi görünüyor. Buraya açıklama yazmamışlar, ileride yazarlar. Bu kod aynı zamanda add indiriyor, assetler indiriyor. O yüzden bizim için burada bir kütüphane olmadığı halde bu satırı kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Paste and enter'a basıyorum. Çalışmayacak. Bir şey düzelteceğiz. Burada bakın architecture'dan şikayetçi oldu. X64, ARM64 bir şeyler dedi. O şu demek. Buradaki opsiyonu siliyoruz. Architecture yazıyoruz. Ve ARM 64 yazıyoruz. Dedim ki benim kardeşim benimki arm 64 sa ona göre bir bak. Yok ki ne baksın. Şimdi burada e, bakın skip modül lib linux x64. Onu es geçti. macOS arm 64'ü es geçiyor. macOS x64'ü es geçti. Windows x64 yani Intel x64 Intel mimarisi anlamına geliyor. Arm ve Intel mimarileri macOS ve Linux ve Windows için es geçti. Elinde bunlar var çünkü. E, benim aradığımda Linux arm 64 yok. Bunları es geçti. Ama şimdi bir şey indir Hala işte onlar da bakın asetler görüyor musunuz release data files asetleri indiriyor biraz sonra da add indirecek şimdi eğer aynı işlemi blender 4.2 için yaparsanız burada bir de şeyi göreceksiniz windows arm kütüphanelerinde skip ettiğini göreceksiniz onu da pas geçtiğini göreceksiniz çünkü o da değil ama var yani 4.2 de var benim tahminim evet o devam eder çünkü o hazır şu anda eğer bir microsoft'un arm notebook'unu alırsanız blender çalışacak muhtemelen hatasıyla günahıyla çalışır linux yok şu şu anda. O da olacak ileride. Böyle. Şimdi bunları indiriyor. İndirsin bakalım. Evet bu indirmeler bitti. Şöyle bakarsanız asetleri indirmişti. Blender, Scripts, Addons da geldi. Addons Contrib da geldi. Bunları da indirmiş oldu. Böylece bunlardan da eksik kalmadık. Şimdi ne var aşağıda? Sadece Make kaldı görünüyor ama biz buradan gerekli kütüphaneleri indiremediğimize göre şöyle aşağı doğru indirip şuradan neredeydi o? Advanced Setup'ın altında şu. Bakın Advanced Setup'ın altında biraz önce kullandığımız Install Linux Packages Python Script'in aynısı bu. Şeyle birlikte bir opsiyonla bunu kopyalayıp buraya yapıştırdığımızda neler olacak? Şimdi ilk başta daha önce kullanmıştık bunu en baştaki enter basmadım özür en baştaki indirdiklerini tekrar indirmeye çalışıyor aynı script olduğu için ama opsiyon verdiğimiz için her şeyi getir bana dediğimiz için o dört taneyi baktı tamam bunlar var şu dört tane Bakayım 1, 2, üç, dört tane. Şimdi artık biraz daha fazla kütüphane yüklüyor. PyString Pyst var, font config, z standard. Bunları hep şeyler kullanıyor. Hem kütüphaneler kullanıyor biraz sonra. Derleyeceğimiz üç tane onlar da kullanıyor gerçi ama Blender'ın ana kodu kullanıyor. Bunları indiriyor ve biraz sonra da şeyler başlayacak. Esas ana grafik kütüphaneleri başlayacak. Hepsi grafik değil ama Blender'ın esas ana yapısında kullanılan çok çeşitli kütüphaneler var. Ve yarıda bir yerde bu şey script duracak, göçecek. Çünkü bir tanesinin versiyonu uymuyor. Leap, Open Image, io diye bir kütüphanenin versiyonu uygun değil. Biz orada şöyle bir şey yapacağız. Yani bizdeki versiyonla kandıracağız bu kodu. Bak diyeceğiz sen onu oku versiyon değil de bu versiyona ihtiyacım var senin. O da inanacak ve devam edecek. Çünkü sonraki kütüphaneler de indirmemiz gerekiyor. Ondan sonra not alacağım o versiyonu. O versiyondaki Lip Open Image kütüphanesini kendimiz derleyeceğiz. Buna ek olarak Open Image Dinoiser kütüphanesini kendimiz derleyeceğiz. Onu da öğreniriz içinden versiyonlarını. Bir de Alembic çok şart değil ama Alembic eski bir kütüphane. Bir yerlerde bir şekilde kullanılıyor hala sanırım. Öyle. Bu kütüphane işi böyle. Şimdi durduralım biraz sonra. Göçtüğünde tekrar başlayacağız kayda. Evet tam olarak burada göçtü. Diyor ki senin şu kütüphanen LibOpenImage.io Open Image I.O. Development Library kütüphanesi. Versiyonu 2.5 ile 2.6 arasında olması lazım ama değil diyor. Bakalım kaçmış bizdeki. Onu öğrenmek için şöyle bir komut kullanıyoruz. apt cache policy searchle şöyle arama yapabiliyorsunuz burada. lib open hatta şöyle az bir ismini biliyorsunuz diyelim. open image io dediniz. Size open image io ile ilgili yani çeşitli kütüphaneleri listeliyor. Bizimki şu. Bununla ilgili bilgiyi de şöyle öğreniyoruz. Search yerine policy yazıyorsunuz. lib open image io development ve size bunun durumunu söylüyor. Install edilmemiş ama var diyor 2.4.7.1. Ben bunu not alıyorum. 2.4.7.1. Çünkü o kodun içindeki versiyon numarasıyla bunu değiştireceğim. Bunu yazacağım oraya. O da zannedecek ki ha iyi ya tamam bunu alalım. Ondan sonra da geride kalan diğer kütüphaneleri yüklemeye devam edebilecek. Onun için yapıyorum bu işlemi. Bakın OpenXR, iMat, OpenColorIO, TBB bu paralel işlem için Boost var çok güzel bir her şey kütüphanesi C++'da Python'ı sıfırdan derliyoruz. Bu Python da kendimiz derlediğimizde ve bu bu ustu vesaireyi kendimizde bu ust mesela çok önemli bir kütüphane. Bunları kendimiz derlediğimizde hardware hızlandırıcısını açtığımızda yani derleme opsiyonları olarak onlara doğru değerleri verdiğimizde deli gibi hızlı çalışıyor. Şimdi şey kullanacağım. O kodun içine gireceğiz. Ve önemli adım artık Blender'ın klasör yapısını yavaş yavaş öğrenmek üzere ilk adımımızı atacağız. Genie Programmers Editor. Genie'yi kullanacağım. File'e gideceğim. Open. Neredeydi? Home'da. Blender. Git'in altında. Blender'ın altında. Bakın burada bir sürü kütüphane var. Daha sonra buralara bakacağız. Bazı dosyaların içinde şunun içinde bir şeyler değiştireceğiz falan. Ama Build Files'in altında. Build işlemi yapıyoruz ya şu anda. Build Files'in altında. Build Environment. Derleme ortamı. Derleme ortamının altında. Burası önemli bir yer. Ve yeri çok kolay aslında. Bakın hepsi B ile başlıyor. B, 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 B. Burada install Linux Packages Python Script. Bunu çift tıkladığımda işte bu. Biraz önce çalıştırdığımız kod buydu. Ve ortalara bir yere geldiğinizde satır numaralarını kaydetmek isteyebilirsiniz. Bakın OpenVDV. Şuralarda versiyonları var. Buralarda kütüphane isimleri. Kütüphanelerin tam isimleri de bir yerlerde vardır. Aşağıda bir yerlerde. Evet şurada var. LibNanoVDB, LibBlosch falan gibi nasıl okunuyorsa. Onlar var biraz ben yukarıya kaydırıyorum. Open Image IO library burada bakın. 773. satırmış. 2.5.6.0 olması gerekiyormuş. Debian'daki'nin adı buymuş. Biraz önce kullandık. Şunu not ediyorum önce çünkü biraz sonra indirip kendimiz derleyeceğiz onu. 2.5.6.0 olan Open Image IO'yu indireceğim ve derleyeceğim ama şimdi şunu yapıyorum. Buradaki versiyon numarasını 2 biraz önce okudum ya sistemdeki .4.7.1 olacak kardeşim diyorum. Sen uğraşma 2.5 ile. Kısa formu ise bunun kısa formları klasör isimlerini oluşturmak için kullanılıyor. 2.4 diye açsın klasörün. Burada değil ama eski sistemde öyle ayite bu duruyor hala burada. Minimum versiyon yine 2.4'e gelsin. Bir keresinde yanlışlıkla bunları değiştirmedim oldu. Yani aslında bunlar çok şart değil şu minimum maksimum shortu değiştirmek ama prensip olarak değiştiriyorum. Yani buraya 2.4.7.1'i versiyon numarası olarak şuraya yazdığımda iş oldu. Eski stilde derlemede bile oldu. Eski stil derlemeyi biraz sonra göreceksiniz. Bu kod derleme yapmıyor. Sadece indirme yapıyor. Eskiden bunun eski hali olan Shell Script, bu Python Script. Shell Script'te de derleme yapabiliyorduk. Gidip 3.5 Blender 3.5'un o konunu çalacağız. Oradan kullanacağız. Ctrl S ile kaydettim. Ondan sonra bunu kapatalım şimdilik. Bu kapatma işlemlerini büyük derlemede de yapıyorum. Çünkü küçücük bilgisayar var. Arka planda bir sürü tab açık. Bir sürü program açık kullanmıyoruz. Tekrar yukarı ok aynı kodu buldum. Tekrar enter'e bastım. Baştan tekrar başladı. Yüklemiş olduklarını kontrol edip edip hızlıca devam edecek. Open Image IO library'ye geldiğinde gayet mutlu bir şekilde 2.4.7.1'i yükleyecek sistemden. Ondan sonra da sıradaki diğer indirmediği, yüklemediği kütüphaneleri package manager'dan, Debian'ın paket yöneticisinden indirip yükleyeceğiz. Ve bitirecek ondan sonra işimizi. Sonra biz artık şeye başlayacağız. Bir daha bakarız içindeki Alembi'ye ve şeye OpenMitch Denoiser'ın versiyon numaralarına falan tekrar geri dönüp bakarız o biraz önceki Python script'in içinden. Onları not alırız. Sonra eski üsulle derleme yaparız. Evet şu anda OpenImage.io library'sini gayet mutlu mesut bir şekilde indiriyor. Hiç herhangi bir şikayette bulunmadan böylece o aşamayı geçmiş oluyoruz. Evet OpenImage.io'nun araçlarını da indirdi. Şimdi LLVM indiriyor ve diğerlerini indirecek. Biraz sonra işini bitirir. Evet kütüphaneleri indirmeyi bitirdi. Şöyle baktığımızda şurada başında package yazan satırlar indirilememiş demektir. Mesela Open PGL Level 0, OpenImage Denoiser bunlar yok diyor. Şunu alacağız. Alembic yokmuş. Onun haricinde MaterialX, Library bunlar da yokmuş. Yani bizi şimdilik ilgilendirmiyor. Daha sonra bakarız onlara. Open Shading Language yok. Debian'ın içinde olmayanları böyle raporlamış. Versiyon uyumunda biz hallettik. Şimdi önce bir şeye bakalım. Şu Alembic ve Open Image Denoiser'ın versiyonlarına bakalım. Şöyle kaldığımız yerden biraz aşağı doğru kaydırdığımızda bakın Alembic ile karşılaştık. 1.8.3. Bu aslında 1.8.3 uzun yıllardır değişmiyor. Yani eski ve yeni hepsi 1.8.3 niye bilmiyorum. Onu şey yapacağız, derleyeceğiz. onu derlemesi kolay olacak. Biraz da aşağı kayın Embry mesela sistemde var artık. Yeni geldi. Bu yine Intel'in. ARM'da da çalışmaya başladı. İşlemcinin özelliklerini kullanarak Cycles Render yapıyor. Path Tracing yapıyor. Onu da optimize edebiliyoruz. Onu da sonra yapacağız. Ama şu anda var o. Open Image Denoiser da burada. Ve versiyon olarak da şurada gördüğünüz gibi bize şey lazımmış. 2.2.0 lazım. Yazınmış. Bunu 2.2.2 yapacağım ben biraz sonra gösteririm kitabına gidip oradan bakacağız oradan bir şey daha bakacağız daha doğrusu eski usulden onu indireceğiz şimdi bakalım bu bu öyle yok. Dursun bu burada. Eski usulle derleme yapacağız dedik ya. O yüzden şeye ihtiyacımız var. Blender 3.5'in kaynak koduna ihtiyacımız var. Ama hepsine değil. Yani bize bir tane dosya lazım oradan. Onu almak için de bakın projects'i tıkladım. projects.blender.org oraya geldi. Explore var. Explore'ı tıkladığınızda burada artık branch'ler, repository'ler burada. İlk sırada Blender bölü Blender var. Buraya tıklayacağız ama bu her zaman ilk sırada karşılamaz sizi. Arada bir yerlerde gelir. Çünkü en son güncellenen en üste geliyor. Bakın updated now bu şimdi güncellenmiş. O yüzden birinci sırada. Ama genellikle birinci sayfada olur. Yani ikinci, üçüncü sayfalara düşmez. Çünkü sürekli güncelleniyor. Bunu tıklıyoruz. Bu sayfa işte GitHub'ın kopyası bir sistem. Bunun içinden şu anda karşımızdaki olan şey main branch. O da 4.2. Blender 4.2 alfa yapıyor. O yüzden şuradaki açılır kutudan şeyi bulacağız. Şöyle yapalım. Bakın 3.3 var, 3.6 var. Şöyle 4.0 var. Biraz daha kaydırdığımızda 3.5 var. Bunu bulup tıklıyoruz. Böylece karşımızda 3.5'in kodları var. Bunun içinden aynen biraz önce olduğu gibi build filesı tıklıyoruz. Burada da yine build environment var. Bunu tıklıyoruz. Bu artık ezberimize yavaş yavaş kazınmaya başlıyor bu dosya isimleri. Install deps shell script var. Bakın biraz önce install e, neydi adı? Install linux packages python script'ti ve bu sadece paket yöneticisini kullanarak sistemden indiriyor. Debian'da bizim durumda Debian install de Aynı işi shell script'le yapıyor ama yoksa derleme kodları var bunun içinde. Bunu tıkladığımız zaman bu şekilde karşımıza geliyor kod bu. Ama biz bu koda bilgisayarımızda ihtiyacımız var. O yüzden şuradaki düğmeye basıp download file'e basıp indiriyorum. Kısa bir dosya olduğu için hızlıca indi. Sonra şeye gidiyorum. Downloads klasörüne gidiyorum. Bu downloads klasöründe şu SSC onları bir sileyim. Çünkü onları zaten gerekli yere gönderdim. User Include'un içinde. Şu install depsi de buradan kat yapıp on folder'a gidip burada yeni bir folder açacağım. 3.55 build blender dependencies. Ben isim böyle uydurdum. İstediğiniz isim verebilirsiniz. BBD uzun olmasın diye. Böyle bir klasör oluşturduktan sonra bunun içine yine bir klasör. Bu tamamen benim yöntem. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Önemli olan bu script'i çalıştırmak. Old style yazıyorum. Ondan sonra bunun içine yapıştırıyorum. Paste. Burada. Şimdi bunun içinde bir şeyleri değiştireceğiz ama değiştirmeden önce ben kendim opsiyonlarla bu script'i kullanacak kendi script'imi yazacağım. Bunu da kapatalım şimdi dedik. Ee, neresiydi orası? Şöyle geri geldik. Bir daha geri geldik. 3.5.bbd nokta biraz yaklaşalım burada oldstyle var şimdi adı oldstyle'ın altında install alt çizgi deps ben şimdi bunu tutup da oldstyle'ın içinden install çalıştırmaya çalışsam çalışmaz çünkü şey yapmam lazım onun haklarını değiştirmem lazım şöyle buraya gelip isterseniz böyle isterseniz komut satırından yapabilirsiniz properties'e geldiğinizde permissions'ta nobody değil execute kim çalıştırsın herkes çalıştırabilirsin okey artık bunun rengi yeşil olmuştur bakın. Çalıştırılabilir anlamına geliyor da. Başka şekilde de çalıştırılabilirdi ama böyle olması daha iyi. Şöyle yaptığım zaman Enter'a basarsam çalışır ama ben bir help istiyorum. Şöyle biraz açıklama lazım bana. Bu şekilde olduğunda ta yukarıya doğru gelirseniz bu paragraflarda usage kısmında anlatıyor nasıl kullanacağını. Bunları ben size anlatmayacağım tek tek. Yaparak göstereceğim. Siz okursunuz buradan. Şimdi bir tane script oluşturacağım burada. Onun için nano'yu kullanıyorum ve my inst ya da şöyle diyelim my build blender dependency kısa olsun bunun da ismi. My bbd oldu. İsim önemli değil. Buraya yapıştıracağım ama bir şey atladım bir saniye. Şunu kopyalamam lazım. İçine yapıştıracağım çünkü. Tekrar yazalım. nano. Burada my bbd shell script buraya bunu yapıştırıyorum bu scripti buradan çalıştıracak yanına şeyler gerekiyor opsiyonlar mesela opsiyonun birisi tre tre with all her şeyi istiyorum ben bu opsiyonları yatay değil de yatay yazma, düşe yazmak istiyorum o yüzden ters bir boşluk ters bölü ve opsiyonlar aşağıda bu şekilde yaparsam opsiyonları yanına sıralıyor çünkü sığmayacak hepsi buraya with all'dan başka mesela treads var kaç tane çekirdek kullanacağı 3 çekirdek kullan diyorum. Bu bilgilere biraz önce gösterdiğim paragraflardan erişebilirsiniz. Buradan sonra da Ctrl S ve Ctrl X ile çıkalım. Şu en sondaki Skip opsiyonları var. Kütüphaneleri tek tek pas geçebiliyorsunuz. Python'dan itibaren, buradan itibaren bunların hepsini seçip kopyalıyorum. Bakın şöyle sağ tuş kopyala. Sonra o nano ile bu dosyayı tekrar açıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Ve biraz düzenleyeceğim buradaki. Yani şöyle yapacağım. Strateji şu. E, istediklerimin haricindeki bütün kütüphaneleri pas geçeceğim. Skip yapacağım. Ctrl K ile alt açıklamaları siliyorum. Bunları çalışabilir opsiyon haline çevirmek için böyle Böyle bir şey yapıyorum. Bu edit yapmak gerekiyor. Bu garantili bir yol. Bunları kullanmadık gibi kullanmadığınız zaman kendi karar veriyor bazı şeyler. Onu istemiyorum. Orada gereksiz bir şeyler vardı. Onları sildim bakarsınız. Emrenin iyisi de küçük olacak. Bu bunların sonuna şu şekilde bir boşlukla ters bölü koyuyorum. Bunlar da böylece yatay opsiyon haline geliyor. Yani o şekilde yorumlayacak sistem. Şu şekilde bir boşluk ve ters bölüyle bütün bu opsiyonları yatay opsiyon haline çevirdim. Sonuncu isterseniz koyabilirsiniz ama onun bir anlamı yok. O yüzden koymayacağım. Şimdi 3 tane kütüphane derleyeceğiz demiştik. Bugün bunların hepsi derleme dışı bırakıldı, skip yapıldı. Openimage ayo mesela şunu buraya kadar silince rengi değişiyor ve skip'i kaldırıp build yapıyorum. Bunu derle. Ondan sonra Alembic. alembi derleyeceğim. Burada bunu da build diyorum. Evet bu eski usul eskiden böyle yapıyorduk. İyi de oluyordu. Yeni sisteme böyle bir şey eklerler mi bilmiyorum. Ha, aslında bu arada yeni derleme sistemi de var sistemin içinde. Yeni derken eskiden beri olan sistem çok karmaşık. Yani ona ben yarıya kadar falan geldim. Bir sürü kütüphaneyi derleyebiliyorum ama yarısını derleyebiliyorum. Ee, çok karmaşık bir sistem. Ee, ona sonra ileride bakarız. Bu çok basit bir sistem. Çok daha rahat yapıyoruz. Bakın 3 tane kütüphanenin derlenmesini isteyeceğim. Bir yanlışım var mı bakıyorum yok gibi. Ctrl S ile bunu kaydedip çıktım. Şimdi sıra geldi şeye. Gene editörü açıp buradan Open'a gidip o dosyayı açıp nerede o dosya? Home'da 3.5'in altında Old style'in altında Install Bunun içinde bazı değişiklikler yapmam lazım. İlk yapacağım değişiklik versiyon numaraları. Şöyle biraz aşağı doğru scroll yaptığım zaman yani Main Mars diye başlayan yerden sonra 386 e, satır numarası. Göreceksiniz Python biraz öncekine benzer şekilde versiyon numarası. Ondan sonra Imet versiyon numarası numarası open io versiyon numarası open image io'yu bulacağız ve buraya diyeceğiz ki bakın open image io burası 2.4.9 kullanıyormuş blender 3.5'ta. biz ne not aldık 2.5.6 lazım ve 0 da var o yüzden 2.5.6'yı indir ve derle demiş oluyorum kısa versiyonu kısa hali kısa formu 2.5 2.5 klasörün isminde kullanıyor minimum 2.2.0 olabilir maksimum bakın max yazmış bu excluding yani yani 2.5 hariç anlamda o e'nin anlamı o ben bunu 2.6 yapıyorum 2.5 2.6 mevcut versiyondan büyük olması lazım ki çalışsın Şimdi sırada burada, evet bunları almıştık değil mi? Tamam. Alembic var. Alembic'e bakalım. 1.8.3. Bir problem yok burada. Zaten o lazım. Open Image Denoiser bakın 1.4.3'müş. Blender 3.5 zamanında. Bunu biraz önce aldığım nottan dolayı değiştireceğim ama size söylediğim gibi gidip bir sitesinden bakalım neler var. Neydi? Open Image Denoise GitHub olarak bakalım. Burada, stay signed out. Intel Open Image Denoise Library. Bunu tıklıyoruz. Doğru yerde olduğunuzdan emin olun. Burası bakın. Burada en son versiyon 2.2.2'ymiş. Tamam, bunu öğrendik. Burada yapacağımız başka bir şey yok. Bir de ee, şurada bu derleme yaparken kullanacağı bir derleyici var. Kendi derleyicisini kullanıyor. Intel'in neyin kısaltması unuttum. ISPC derleyicisi var. Intel'in bir şey derleyicisi. Versiyonu 1.17. Bunu da düzeltmem lazım. Şimdi öncelikle Open Image versiyonunu düzeltelim. 2.2.2 2.2.2 Bunun short'u 2.2 olacak kısa formu. Minimum bu olabilir. Maksimum da mesela 3.5 olsun. Üst sınır tavan. Şimdi ISPC'ye bakalım. ISPC GitHub'a gidiyoruz. ISPC GitHub'da bu ilk satır hemen bakalım doğru mu? Yani implicit neymiş? Bakalım hala adını öğrenemedik. Vardır bir yerden önemli değil. Şöyle Son versiyon 1.23'müş. Son versiyona bir bakalım. Latest'e tıkladım. Ve son versiyonda aşağı doğru geldiğimizde bir sürü değişik indirme seçeneği var. Bunların içinden şu anda Blender Linux için şunu indiriyor. 1.23.linux.targz bunu indiriyor. Ama son birkaç versiyondur Intel ARM'da da çalışacak hale getirdi ve bunun ARM versiyonu var. AArch64. İşte bunu indirmemiz lazım. İsmi bu şekilde düzeltmemiz lazım indirdiği yerdeki ismi. Linux'la tarın arasına bakın linux.tar linux'la tarın arasına aarch64 yazmamız lazım. Yapalım. Önce versiyonu düzeltelim. 1.23 lazım bana. Ondan sonra bunların bunun isminin olduğu yer biraz da aşağı kaydırdığımızda yaklaşık satır numarası 1000 civarında 1100 1200. Şöyle biraz aşağıya kaydırınca evet Open Image ile ilgili kısmı buldum. Şurada da bakın ISPC Binary kısmı var. Şuraya gelip baktığınızda sağ tarafta indireceği GitHub'dan indireceği yerin ismi ve dosyanın ismi bu. Şu Linux'la TAR'ın arasına bir tane nokta koyup AARCH64 koyuyorum. Doğru yazdım mı? Yazdım. Linux.aarch64.tar.gz Böylece doğru ARM için olanı indirecek. Ctrl-Save. Şimdi kaydedelim. Birkaç şey daha var değiştireceğimiz. Şimdi optimize etmekten bahsettim hep. Yani kodu. Derleriz bu. Öyle. Ama bizim Raspberry Pi 5'te iyi çalışması için bir şeyler eklememiz gerekiyor. Şöyle aşağı doğru kaydırıyoruz. Bakın şunu atladım. Burada simbol listesi var. Simbol listesinde her bir kütüphanenin initle başlayan kod bloğu var. Tıkladığınız zaman o kod bloğunun başına getiriyor. Burada mesela IMath derleniyor. OpenColour da burada derleniyor. OpenImageDenoyzer burada derleniyor. Ben ilk önce IO'yu diyorum. O-i-i-o. -i -i -o. Burada biraz aşağıya doğru indirdiğim zaman. Bakın şöyle bir şey arıyorum. Burada işte F pitch gibi bir şey bulursunuz. Yani aslında yani derlemenin yapıldığı 3 satır şu C make make, make Clean ve install'ını da yapıyor. Bundan hemen önce OpenImage.io'da, IO'da Intel'de 32 bit mi ona bakıyor. Değilse şu C flag'i, compiler flag böyle yapıyor yok efendim 32 bitse de Intel'in bir versiyonu için gereken CPU mimarisiyle ilgili kodları yazıyor. Biz bunu ARM için düzenleyeceğiz. O yüzden şu 3 satırı siliyorum. Buradaki fi'i de siliyorum çok da fifi. Hmm, şş, hop ne yapıyorum ben? 10. satırın en başında mıyım? Niye öyle oluyor? Neyse. Siflex. Şimdi şunu biraz düzenleyeceğim. Bakın buraya yazacaklarım var. Bu dash f pick kütüphane olarak değerlenmesi için gereken. Bu duracak. Direkt tre o o 3 yazıyorum. Bu üçüncü seviye optimizasyon. En yüksek seviye. Dördüncü seviyede var ama bizi ilgilendirmiyor. Bu seviyede bir sürü hızlandırma işlemi yapıyor. Her kütüphane için yok sanırım bu. Biz koymuş olacağız. Şey de yapıyor. Mesela for döngüleri var. Diyelim ki vektör çarpımları. For döngüsü hesaplaması zaman alır biliyorsunuz. Yani yazılım mühendisleri bilir. Onu böyle açıyor. Yani bir döngü yerine onları açıp böyle direkt kod haline çeviriyor. Bu hızlandırıyor. Sonra diyoruz ki kardeşim benim mimarim dash m arch arm v8.2 tre a. Raspberry Pi 5'in üzerindeki Cortex a 76nın mimarisi bu. Sen derleyeceksen buna göre derle demiş oluyoruz. Aslında buna şeyi ekle diyoruz. Floating Point'e ekle. Yani kayar noktaları da üzerindeki hardware hızlandırıcıyla yap. SIMD var. Single Instruction Multiple Data. Vektör çarpmalarında bir komutta yap. Bu o demek. Tek komut çok data kısaltılmışı. Bir de CRC var. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Koyuyorum ama öyle. Sonra Tune için ince ayarını, kodunun ince ayarında da Cortex A76 için yap. İşte bu kodumuzu hızlandırıyor. Ne kadar hızlandırıyor bilmiyorum ama hissettiğim kadarıyla çok hızlandırıyor. Yani test etme imkanım olmadı. Şimdi bu iki satırı bunu yaptık. İki tane satırımız var. Flagleri şuraya koyacak. CMake'de bir konfigürasyon yapacak. O konfigürasyona göre de make'le derleyecek. Şu konfigürasyonu kopyalıyorum. Buradan aldım. Şimdi sıra geldi Alembi'ye. Alembi'ye gidelim. Alembi'ye de ekleyeceğim. Aslında yok. Alembi'de gerekli mi? Bize ne kadar kare var onu bilmiyorum ama ben ekliyorum yine de. Buraya Alembikte geldim bakın. Alembi'nin kod bloğuna geldim. Aşağı doğru kaydırdım. Şuradaki CMake, make, make, make clean'i buldum. Şurası. Derlendi yer burası. Bunun hem hemen üstüne biraz önceki o iki satırı paste ile yapıştırdım. Ve burada derleme yeri olarak tek nokta bölü var. Ama biz daha önce iki noktada yapmıştık. İki nokta bir önceki klasör anlamına geliyor. Bu kendi klasöründe derliyormuş. Her kütüphane aynı yerde derlemeyebilir. O yüzden mesela bunu şimdi bir şey yapalım. Comment yaptım. Şuradaki noktanın birini siliyorum ve bir tane bölü koyuyorum. Bölü çok şart değil. Olsa da olur, olmasa da olur. OpenImageDenoiser'da sıra. OpenImageDenoiser'a Open geldim. Buraya tıklayınca init oidn'yi OpenImageDenoiser'ın kod bloğunun başına geldim ve aşağı doğru kaydırdığımda gördüğünüz gibi burada da cmake make make clean var. Buraya şuradaki cmake yine başına bir h koyalım ve o iki satırı buraya paste edelim. Burada gördüğünüz gibi derleme için iki nokta kullanmış. Bizimki de zaten iki nokta. İsterseniz bölüğü eklersiniz. Pardon bu şekilde. istemezseniz eklemezseniz bu da tamam. Yalnız bir şey daha yapmamız gerekiyor burada. E, yaptığım denemelerde şu Open Image Static Library'i on olursa linker aşamasında, derlemeyi bitiriyor ama link aşamasında problem çıkıyor. Bunun sebebini bilmiyorum ama off yapınca oluyor. Yani bunu da Open Image Static Library'i off yapıyoruz. Şimdilik böyle öğrenince sebebini ona uygun davranırız. Sanırım her şey tamam. Ctrl-S ile kaydettim. Burayı kapatıyorum. Şuradan bunu da kapatayım. Ve artık my sh'yi çalıştıracağım. O da beyaz görünüyor. Onu yeşile çevirmem. Yani executable. Yani runabilir. Yani çalışabilir yapmam lazım. sudo neydi? Change mode Artı x executable ekle bu, bu dosyaya. My bbd SHL. Şimdi yeşil. Çalışır. Yani şöyle. Nokta m tab'a bastım. Enter'a bastım da çalışır. Şöyle bir son düşünüyorum. Herhangi bir eksikliğim var mı diye. Bilmiyorum. Yok varsa düzeltiriz. Enter'a bastım. Burada size bakın diyor. Sen diyor bunu. Şöyle çalıştırdım. Gördüğünüz gibi benim opsiyonları yatay sıralamış. Yes diyorum ve Enter'a basıyorum. Şimdi bu kütüphaneleri derlemeye başlayacak. Gördüğünüz gibi bu bile önce bir sürü kütüphane indiriyor. Deminkiler olduğu için bunları pas geçti ama şimdi Flex, Gawk, Bison, FreeBD, GLF, W3 bunlar da lazım. Bunları indiriyor. Daha başlamadı bile derlemeye. Biraz sonra başlayacak. Evet, LeapOpenImage.io 2.5.6'yı indiriyor şu anda. Ve derleme başlayacak. Yukarıda gördüğünüz gibi skip dediğim için Python, Boost, TBB, io IMED, OpenEXR bunları pas geçti. Sistemden kullanacak. Bunları da aynı biraz önce yaptığım gibi optimize derlemeyi ayarlayıp optimize edebilirdim. Daha iyi çalışırdı o zaman ama bu dersin çok uzun olur. Daha sonra yaparız. Genel prensipleri öğrenmiş oluyoruz. Yani hafif bir derleme yapmış oluyoruz bu derste. İlgilenen olursa, hakikaten talep olursa ben diğer Derlemelerde de 3.6 için 2.93 ve 2.79 için bu şekilde ama daha hızlı yani şimdi araya böyle açıklamalar koyuyorum. Onları öğrenmemiz gerekiyor devam edebilmek için. Diğerlerinde daha hızlı bu uzun bir video olacak daha kısa video ile yaparız. Bakın gördüğünüz gibi indirdi ve derlemeye çalışıyor. Şuraya dikkat edin. Formatla ilgili bir şey daha indiriyor. Bakın home klonlama yapıyor bir yerden dosya. Bu fmt 2.5.6 x fmt ne olduğunu çok iyi bilmiyorum. Bazen takılıyor orası. Takılırsa çok uzun sürede orada fazla beklerse Ctrl C yapıp aynı kodu tekrar çalıştırdığın zaman kaldığı yerden devam eder. Şimdi Open Image derlemeye başladı. Biraz zaman alacak bu. Çok uzun değil ama. Buradan şöyle geriye doğru bakabilirsiniz neler oluyor diye. Yani eğer Blender Developer olmak istiyorsanız buraları... Okumanızda fayda var. Hemen ezberleyip hepsini sindirmeniz şart değil ama aşina olmaya başlarsınız. Neler kullanıyor, neler yapıyor, neleri pas geçiyor. Bakın bunları pas geçmiş mesela. Ama daha geniş bir derlemede bunları dahil de ediyoruz. Daha iyi çalışıyor o zaman falan filan. Böyle derlesin bakalım. Evet Open Image I.O. derlemesi bitti. Şu anda şey derliyor, Alembic derliyor. Alembic ne kadar sürüyor o da biraz zaman alıyor. Bakalım kaç dakika sürecek. Neyse siz fark etmiyorsunuz zaten. Ben hemen kaydı durduruyorum ve sonra devam ediyorum. Bu arada şunu da göstereyim. İşlemcilerin bir tanesi kullanılmıyor. O yüzden %75 civarında bir CPU yükü var. Yani 4, işlem, 4 çekirdekten sadece 3 tanesi kullandığı için %75 civarında bir kullanım var. Şimdi o da bir galiba. Bitmek üzere %25'e düştü. Evet Alembic bitti ve şey başlıyor şimdi. Open Image yani başlıyor. Önce ISPC yani derleyiciyi indiriyor. Burada bir derleme yok. Onu indirip <laughs> şimdi indireceği Open Image 2.2.2 kodunu derlemek için kullanacak. Evet Open Image kodunun indirilmesi tamamlandı. Şimdi derlemeye başladı. Genellikle Open Image derlemesi çok uzun sürmüyor. Yüzde %20'ye geldi bile. yüzde %25 neredeyse. Evet Open Image Denoiser'ın derlemesi de bitmek üzere. Sona doğru yaklaşıyor. %98. Evet, bütün derlemeler yani 3 tane kütüphanenin derlemesi bitti. Burada dikkatini çekmek istediğim bir şey var. E, bundan sonra ana kodu derlerken kullanabileceğin CMake ya da make Ops e, CMake opsiyonlarını burada size listeliyor. Basitçe şunu kullanabilirsiniz diyor bakın bu ilk paragraf. Yani ikinci paragraf, paragraf biraz daha farklı da. Şurada make C3, şununla ilgili bir şey söyleyeceğim biraz sonra. 3 çekirdek kullanma. Bunu ignore ediyor. E, onu yani iplemiyor. Onu şey yapacağız, başka türlü halledeceğiz. Şurada bir sürü CMake parametresi var. Bunlardan bazılarını kullanacağız. Bu satırı kopyalayacağız kısmi olarak ve kullanacağız. Eğer lazım olursa şurada söylüyor bakın. Build alt çizgi not text'in içine yazdım ben bunu diyor. Lazım olursa hepsi orada bakın. List dediğiniz zaman o burada. Ben buradan kullanmak için şimdi yeni bir tab açıp burada devam edeceğim ve burası da nerede olacak? Artık Blender 4.1'in ana kodunun değerlenmesi aşamasına geldik. Bir iki ufak değişiklik yapıp başlayacağız derlemeye. O yüzden Blender Tregit'i açmıştık. Onun altında Blender demiştik. İşte burası bizim bütün çalışmamızı yapacağımız yer. Burada o biraz önceki gösterdiğim Make ile başlayan ve bazı parametreleri kullanacağımız komutu gireceğiz. Enter'a basacağız. Olay o ama öncesinde bazı şey şeyler yapmamız lazım. Bakın bu klasörün altında şurada bunu make file var. Bunu make file'ın içine de optimizasyon satırlarını yazacağım. Bir de biraz önce söylediğim gibi şu 3 j3 yani 3 çekirdek kullanını iplemiyor. Diyor ki ya diyor ben diyor 4 kullanacağım illa. Onu engelleyeceğiz. Yani 3 kullansın istiyorum. 4'te göçüyor sistem. Hele hele mesela nerede? Open image, e, open vdb diye bir hacimsel sparse matrisleri kolaylaştıran bir mümkün kılan bir kütüphane kütüphane var. O nedense derleme sırasında çok fazla bellek kullanıyor. O zaman iki çekirdek hatta bazen bir çekirdek kullanıyoruz. Bazı kütüphanelerde o kütüphanede örneğin. Şimdi gidelim Programming Gene Programmers Editor'dan. Bunlarla işimiz bitti. Bunları kapattım. Open deyip neyi açacağım? Home'a gidip Blender'ın altında GNU make file. Bunu açıyorum. Bunun içinde bir arama yapıyorum. Ctrl F. Arama kelimelerimiz şöyle. Macro for. Bunu bir yere not ederseniz rahat edersiniz. Bununla arama yaptığım zaman geldiğim yer tesadüfen şu ikisi de birbirinden bağımsız iki bölümde aynı yerdeymiş. Şuraya önce başlangıca o biraz önce söylediğim çekirdek sayısını n proches eşittir 3 diye yazıyorum. Bu böylece bu başka yerden de verilebiliyordur ama ben buradan vermeyi tercih ediyorum. Bakın burada sistemde kaç çekirdek olduğunu tespit ediyor ki 4. Sonra onu kullanıyor. Ben buraya bunu yazmakla üsttekileri geçersiz hale kılıp şey yapıyorum. 3 çekirdeğin en var senin kardeşim demiş oluyorum. Ve hemen altta da CMake'in konfigürasyon satırları var. Ana kod için. Biraz önce library derlerken girdiğimiz satırları benzerini buraya gireceğiz. Şöyle bölü, ters bölü, alt satır. Yani yana bunlar da. Şunların aynısını yazıyorum. DCMake, alt çizgi, CFlex eşittir iki tane tırnak içinde boşluk bölü. Bu tırnak içine şunu yazıyorum. Daha önce f pitch yazmıştık. F p -i c o kütüphane içinde. Bu ana kod. Onu yazmıyoruz. Ama o üçü rahatlıkla yazabiliriz. Bu şeyi hızlandırıyor. Döngüleri, for döngüleri ve başka hızlandırmalar da yapıyor. Ve diğer yazdığımız architecture eşittir armv v8.2. Raspberry Pi 4'ünüz varsa bu şöyle olacak. Ama Raspberry Pi 4 de Blender 4 ve üzerine kesinlikle tavsiye etmem. Çünkü yine e, software emülasyonu kullanmanız gerekecek. Raspberry Pi 4 de hiç denemedim ama o software emülasyonun altından pek kalkamaz. FP, SIMD, CRC ve MTune e, ince ayar için Cortex A76. Bunun aynısından Ctrl C ile Ctrl V ile buraya bir tane daha kopyalarım. Bunu da C++ için yapacağım. Orada şuraya XX yapıyorum. Bu C++ demekmiş. Sanırım her şey tamam. Sondaki bölüyü yine kaldırdık. Yanlışım yok gibi görünüyor ama varsa bana söyler zaten. Bir test derlemesi yapıyor. Orada çıkar her şey meydana. Ctrl S, Ctrl X. Kon Tabii Ctrl X çıkamayız. Sadece Ctrl S ile kaydettim. Ve bu burada... Şu düşünüyorum başka bir eksik bir şey var mı? Sanırım yok. Şöyle şunları aldım. Bakın tırnağa kadar J3'ü sileceğim. Gerek yok yani. Copy. Gidip bu klasörün altında buraya paste ettim. Şu J3'ü silelim. İşe yaramıyor nasılsa. Yani direkt yazdık onu kodun içine. Buradan sonra bakın şöyle yapalım. Bunu bir shell script'in içine yazayım ben. Nano. Buna da my diyeyim. Make yapacağız. My shell script. Ve buraya yapıştıralım. Çünkü aynı satırda bir değişiklik olacak olursa tekrar tekrar o satırı bir daha oluşturmak zorunda kalmayayım. Buradan sırasıyla Open Image I.O.'yu hallettik. Bakın şöyle yapıyorduk eskiden. Open Image I.O. with Open Image I.O. on. Bunu kullan diyorduk. Sonra da yerini belirtiyorduk. Sadece yerini belirtmemiz yetiyor artık. Şuradan yaptığımız kütüphanenin yeri bir şeyi unuttum çok feci şimdi hatırladım. Şeyle ilgili Blender Development Old Style ile eski stil ile ilgili. Siz o script'i çalıştırdığınız zaman Home Folder'da Home Reha'da bir tane SRC Source diye bir klasör açıyor. O Source klasörün içinde Blender deps diye bir klasör açıyor. Şöyle yapalım. Bu Blender Depth'in altına o derlediğiniz kütüphanelerin Alembic mesela. Önce sıkıştırılmış halini buraya indiriyor. Bunu Extract yapıyor. Açıyor buraya. Bunun içinde derliyor. Derlediği yerde artık neresiyse. Ondan sonra sıradaki kütüphane. Open Ayo, Bunu indiriyor. Buraya getiriyor. Built'ın içine derliyor falan. Derledi derledi. Derlemeyi bitirdikten sonra derlenmiş kütüphaneyi kullanılmak üzere. E, şeye gidelim bakın. Root'a gidelim tek bölü e, root klasörü. Root klasörünün altında opt opt diye bir klasör var. Bunun altında lib diye bir klasör var. Bunun altına, daha doğrusu açıyor bu lib klasörünü yoksa, alembic, isp e, şey, openimg Open openimg-io, varsa python yapacağız ileride, tbb vesaire gibi bütün önemli klasör şeyleri, kütüphanelerin klasörlerini açıyor ve bunu, şunlar kısa yolları, şunlar versiyon numarası birlikte uzun ismi, bunların içine e, header file'ları, şöyle yapalım, e, Libraryleri yazıyor, header fileları yazıyor, böylece program gidip buradan öğreniyor. Ben de şimdi diyorum ki, ana koda bak kardeşim, ama Open image io root klasörüdür, şurası bölü yani root'ta optun altında, libin altında Open image io. Yaptığım şey o şu anda. Bu bunun çeşitli şekilleri var. Blender'ın altında dependency klasör açıyorsunuz. Onu söylüyorsunuz git oraya bak diye. O hepsi için oraya bakıyor. Değişik şekilleri var. Bu eski stillerden bir tanesiydi. E, standart bir yer. O yerin ismi de aslında standart olması şart değil. Değiştirebiliyorsunuz ama artık o konumuzun dışında. Bakın buraya yazdım ama ben bunları da daha okunaklı olması için ters bölüyle alt satıra indireceğim. Böylece daha düzgün bir şekilde yan yana yazmam gereken şeyi alt alta yazarak halledeceğiz. Ne var başka? Open image, Denoise root klasörü yeri burası. Bunu kopyalıyorum. Gidiyorum burada buraya yapıştırıyorum. Paste ve bir boşluk bir ters bölü sonra alembik kaldı geriye Alembiğin de klasörünü buradan tam bir derleme yaptığımızda buradaki bütün bu diğerlerine de ihtiyacımız oluyor bazı ayarları değiştirmemiz gerekiyor ama şimdilik şu kadar yaptığım bu giriş aşamasında olan derleme için yeterli bu üçüncüden sonra da tırnağı kapat o kadar kontrol s ile bunu kaydettim kontrol x ile çıktım list dedim my make shell script var şimdi. Bunu da tekrar sudo, sudo ya da nasıl söylerseniz sudo diyen de var. Change mode artı x my make. Şimdi çalışabilir vaziyette. Gördüğünüz gibi yeşil oldu. Evet, düşünelim. Var mı bir eksiğim? Evet var. Düşününce hatırladım. Sonradan da düzeltebilir ama düzeltebilirdim. Şöyle çok ince bir nokta bu. Open Image derledik. Artık kullanılabilir. Onu link edecek link ettikten sonra çalışabileceğini zannedecek ama runtime sırasında bir test yapıyor. O testte CPU'da SSE 4.1'in olmadığına karar verip çalıştıramazsın sen bunu diyor. Halbuki çalıştırırım her şey uygun. O test kısmı o dosyayı değiştireceğiz. İçini değiştireceğiz. O dosya şimdilik böyle. ileride düzelecektir. ARM, Linux ARM da işin içine girdiği zaman oraya doğru kodları yazacaklardır. Open deyip bakın onun yerini göstereyim. Home'da, Blender Git'in altında, Blender'da. Bakın burası biraz önce Build Files, Build Environment, o shell scriptleri kullandık. Şimdi başka bir yere bakıyoruz. Burada internal kütüphaneler veya modüller var. External'lar var. Neredeydi? External falan olması lazım adı. Dokumentasyonlar, library'ler. Biraz önce söylediğim yerlerden bir tanesi burası. Ondan sonra işte ne bileyim script'ler, tool'lar falan var. Source var. Ana Source'un olduğu yer sanırım burası. Blender Source'un olduğu ana klasör burası. Ama biz şeye bakıyoruz. Internal modüllerden Cycles modülünün içinde. Şimdi bakın Intern'a geldim. Cycles'ın içinde Utility klasörü var. Util. Burada O'ya gidin. Open Image Denoise Header file var bunu çift tıkladığınızda burada bir tane static inline bool diye bir fonksiyon var. Gidiyor. Eğer Apple'sa komple true döndürüyor bunu. Yani var diyor. Çalışır sen de sende OpenMachines. Değilse gidiyor bakıyor senin CPU'nda SS E4 var mı diye bakıyor. Sonra yok tabii arm ne olsun SSE 4 bunda ama kullandık ya SSE 2 neon kullandık bir şeyler yaptık bu artık çalışabilir hale geldi. Ama bu testten geçemiyor bu sefer runtime sırasında. Bunların hepsini silebilirim. Bye bye bu fonksiyon sürekli return true getirsin. Yani baktığımda open image denoy supported destekleniyor mu? Evet desin ki çalışsın. Ctrl S kaydettim artık çalıştırabilirim. Çalıştırmak için de yapacağım şey biraz önce yazdığım MyMac Shell Script'i çalıştırmak ve Enter'a basmak. Yani yazıp Enter'a basmak. Bakın burada konfigürasyon yapıyor şu anda. Derlemeye başlamadan önce sistemi çek ediyor. Bir sürü şeye bakıyor. Buraya da bakmanızı tavsiye ederim. Nelere bakmış? Detecting işte C Compiler'a bakmış, C++ var mı ona bakmış. E, çeşitli sistem şeylere şeylerine bakmış. Standart bazı kütüphaneler var onlara bakmış. Ondan sonra Neon derleyebiliyor muyum onu e, test etmiş yani armın hızlandırıcısı var mı? Şunlar çok standart bazı kütüphaneler onları aramış bulmuş. Bunlara bakmanızda e, şu açıdan fayda var. Eğer blender developer, core developer özellikle olmak istiyorsanız çekirdek geliştiricisi. Bunlara yavaş yavaş aşina almakta fayda var. O yüzden bakın mesela SSE to Neon indirip user include'a koymuştuk ya ona da baktı. Ha dedi var falan tamam onu da buldum. Bulamadıklarını da bulamadım diyor. Sonra bir konfigürasyon yapıyor. Burada bakın bir sürü testler yapıyor. Derleyicinin testlerini. Ondan sonra da şurada bir rapor çıkarıyor. Blender konfigürasyonu. Alembi'nin var diyor. Şunlar var. Mesela off'lar yok. C-Lang'ın yok diyor. OpenCloud'dan yok diyor. USD ve Open ne şimdi Material X yoktu ya onlar of yok diyor. Olmayanları kapatıyor zaten derlemiyor onu derlemeye bile çalışmıyor. Böyle bakarsınız bütün özellikleri Python Python'la ilgili şeyler Cycles ile ilgili şeyler falan burada var. Şimdi derlemeye başladı. Bu derleme yaklaşık 60 ila 70 dakika sürecek. Şimdi %6'da. Ben tabii ki kaydı durduracağım şimdi. Eğer bir problem çıkarsa çözümüne bakarız. Çıkacak gibi gelmiyor. Bu bitirir. Bittiğinde bir bir sorun daha var çözmemiz gereken. Python'ın, Python diye bir Python kodlarını C'ye çevirip öyle derleyen e, hız kazandıran bir sistemi var. Python'ın da bir klasörü var. O klasörü bulamıyor. Var halbuki. Onun doğru yerinden baktığı yere kopyalayacağız. Böylece o problemi de halledeceğiz. Sonra da çalışmaya hazır. Ayarları yaparız sonra. Derleme bitti. O bahsettiğim hata da oluştu. Şöyle yaklaşıp bakalım ne diyormuş. Diyor ki bir şey bulamamış bu cannot find install diye bir şey bir şey bulamamış. User'ın altında library'nin altında python 3.11'in altında dist packages'in altında siteın diye bir klasörü bulamadım diyor. Büyük ile başlıyor siteın klasörü. Bu klasör var. Nerede var biliyor musun? Şu nokta 11'i görmeyin. Python 3 bölü distpack yüzünün altında var. Yanlış yere bakıyor. Tabii niye iki tane Python var? Birisi nokta 11, birisi 3. Niye birinde var? Niye öbüründe yok? Onu bilmiyorum. Ama çözmesi çok kolay. Sadece 3'teki bu klasörü buraya ol bunun bulamadığı yere kopyalayacağız o kadar. Onun için de e, sudo kullanmam lazım. Sistem klasörünün içinde e, user'ın içinde library'nin içinde python3 içinde 3.11'in içinde değil. dist package'sının altında site'ın klasörünü nereye Böyle bir daha yaklaşalım da alttan devam ediyor gibi olsun. Aslında okunabiliyorsa şöyle yap yok. ikinci parametreyi buraya yazıyorum. Yine user'ın altında library python 3.11'in altında. Burada arıyor çünkü buraya göndereceğiz. dist Packages'i birazcık fazlaca yazdıktan sonra tab'a basıyorum. Başka ona benzer klasörler var. Site'ın. Bunu yazmama gerek yok. E, buraya e, tire recursively force rf'i söylemem lazım. Site'ın alt klasörlerinde kopyalasın diye. Ah, kopya unuttum pardon. Bunu hep yapıyorum. sudo copy ve enter. Bitti bu kadar. Bir tane de Python, Python dosyası var. Şu recursive Supply Force'a ihtiyacım yok artık. Çünkü klasör kopyalamayacağım. Ee, şey kopyalayacağım. Nerede o? Hmm. Bir tane dosya kopyalayacağım. Dosyanın adı da küçük c ile başlıyor. Ve nokta py, Python. Bunun yeri de aynı şekilde 3.11'in altında, disk paketçisinin altında. Enter'a bastım. Bu da halloldu. Problem çözüldü. Tek yapmam gereken şey şimdi make my make çalıştırmak ama onu çalıştırmama gerek yok. Çünkü my Mac sonrasında bir konfigürasyon yaptı. Çeşitli CMake konfigürasyonları oluşturdu ve onun üzerinden make yaptı. Şimdi sadece make yapmam yeterli. Bütün derlemeyi hızlı bir şekilde eksik olan yerleri daha doğrusu sona geldiği site'ını kullandığı yere kadar derleyecek. Bir iki tane dosyayı yeniden derler. Hızlı bir şekilde bitirecek. Bu arada aklıma gelen bir şey söylemek istiyorum. Diyelim ki bir büyük derleme yaptınız. Ana kodu derle bir şeyler yanlış gitti. Sonra düzeltmeler yaptınız, tekrar derliyorsunuz. Derlemede problemler çıkıyor. Bunun sebebi bu konfigürasyon, CMake konfigürasyonları. ve rutin bir durum olur. Zaten bununla ilgili bir uyarı da var şeyde. Blender developer sayfasında bir yerlerde var. Şu Blender Git'in altında biz şuradan çalışıyoruz ya Blender'ın altında. Onun bir üstünde biz bu derlemeye başladığımız zaman build linux diye bir şey açtı klasör. Her şey bunun içinde. Burada derliyor e, konfigürasyonda buraya yazılıyor her şey. Eğer sonraki yaptığınız ikinci make, üçüncü make, arada değişikler yapıp da büyük make, büyük build yaptığınızda işler beklediğiniz gibi gitmiyorsa bu klasörü silip sadece silmeniz yeterli. O daha önce Make'in içindeki satırlarla ya da yaptığınız yeni düzeltmelerle birlikte Make'i yeniden, CMake'i yeniden çalıştırırsanız bu sefer düzgün derleyebilir. Bu sadece bir parantez açtım, kapattım. Şimdi yapacağım şey sadece buradan daha önce şöyle yapmıştım. My Make çalıştırmıştım ama şöyle bunu çalıştırmıştım. Buna gerek kalmadı artık. Sadece basmış bulundum Enter'e. mike make demeniz yeterli. Bakın şöyle biraz uzaklaşalım. Bütün konfigürasyonu bakın geçti. Derlemede bir bir tane build information yeniledi. Link'e geldi. Linkliyor ve şimdi bitirdi. Yani artık şeyimiz hazır. Binary'miz hazır. Ve nerede hazır? Biraz önce baktığımız yer vardı ya. Buradan geri gideyim. Şöyle önce silelim ve biraz daha yaklaşalım. Büyük büyük görünsün. Bir tane geri gittim. Burada build links'in içinde derledi dedim ya. Oraya gidiyoruz. Burada bakın bir tane yani bir sürü klasör var da bir tane bin klasör binary klasörü var onun içine giriyoruz burada işte blender 4.1 burası blender binary dosya burada bunu çalıştırmak için nokta bölü blender buradayken yazdığım zaman çalışmayacak çünkü segmentation fault çünkü 4.3 OpenGL 4.3 istiyor bunu yapabilmek için yine bir tane ben şey yapayım shell script Tekrar tekrar uzun uzun bir şeyler yazacağım çünkü tekrar tekrar yapmayayım. Nano bunun ismini de şeyle çalışacak ya software GL'le. Başka türlü çalışmayacak o yüzden direkt olarak software GL Blender 4.1 shell script. Böyle bir shell script yapıyorum. Adı bu olsun. Bunun içine bakın neler yazıyorum şimdi. Mesa diye bir program var, tool var işte bu bilen bilir şeyi Linux sistemlerde OpenGL'i yöneten. Mesa GL Version, version override. Override yapıyoruz. Yani normalde bunun versiyon OpenGL versiyonu 3.1 olmasına rağmen override eşittir 4.3 yapıyoruz o şekilde raporluyor. Kendi kullanan programa diyor ki ben mu abi diyor. Tamam diyor. Ama tabii bu normalde eğer 4.3'e ait olan komutları kullanmaya çalışırsa problem çıkıyor burada. Bunu şeyde kullanıyoruz, 3.6 altında bu şekilde yaptığımızda çalışıyor ama burada çalışmaz. Çalışması için şunu dememiz lazım, libgl always her zaman software. Software GL'li e, true yapıyoruz bu çalışacak diye, bunu da verdik sisteme. Böylece artık donanım değil de software olan GL'i yani Mesa'nın software GL'ini aktif hale getiriyor. Bu da şu demek, software olunca artık sınırsız yani adamlar ya zaten donanımın desteklemediği şeyleri yazıyor yazılımla destekledikleri için 4.3'ün bütün özellikleri var bu software'de sadece yavaş. Bir de çok işe yarıyor mu bilmiyorum ama vBlank yani düşey senkronizasyonu normalde hardware yani GPU openca'ya kullandığım zaman vBlank mod eşittir 0 diyorum. Düşey senkronizasyonu beklemesine gerek olmadan ne Hesap ettiysen çiz ekranlar anlamına geliyor bu oyunlardaki yırtılma efekti var ya onu yapıyor bu ona sebep oluyor ama daha hızlı daha responsif daha hızlı değil aslında daha responsif yani e, daha çabuk davranıyor sadece yalnız software'de de çok emin değilim işte yarayıp yaramadığına ben yine de yazdım burada ki Blender'ı çalıştırsın. O kadar. Yani bu script'in bulunduğu yerdeki Blender'ı çalıştırsın. Enter'a bastım. Ctrl S, Ctrl X çıktı. Bakalım burada software. Bunu da sudo change mod plus artı X. Şimdi yeşil oldu. Yani şunu yapabiliriz. Software CL, Blender 4.1 shell script. Şimdi çalışır. Bu ilk çalışma uzun sürer. Sonrakiler çok hızlı bir şekilde devreye giriyor ama ilk çalışmada bir şeyler yapıyor. Ne yapıyor bilmiyorum. Böyle bekliyorsunuz. Genellikle insanlar eskiden beri Raspberry Pi'deki Blender'larda işte pes ettikleri nokta orası oluyor. Çok uzun bekleyince, eski versiyonlarda da böyleydi. Çok uzun bekleyince Aa, kitlendi deyip vazgeçiliyor. İnsanlar yıllardır Blender Raspberry Pi üzerinde çalışmaz zannediyorlar. Geldi 4.1.1. Çok yeni, çok taze. Dün falan başladı galiba. Burada continue dedim. Şimdi karşımızda Blender Full HD'de duruyor. Çok yavaş çalışacak. Bakın orta tuşa basıp navigasyon yapıyorum. Biraz şöyle çevirdim. Son derece yavaş bunu hızlandıracağız. Şimdi şöyle bir şey göstereceğim size. Öncelikle bu pencereyi bir şöyle küçültelim. Şöyle küçük bir pencere haline getirdim. Gördüğünüz gibi artık hareket ediyor. Yani OpenGL'de viewportunuz ne kadar küçülürse yapacağı hesaplamalar o kadar azaldığı için daha iyi daha hızlı çalışıyor. Hele hele bu software şey olursa o zaman daha fazla problem oluyor büyük ekran. Ya bu ne demek? Ben bunu küçük ekranda kullanacağım ve küçük ekranda normal görebilmek için ne yapmam lazım? Gidip şuradan Preferences'tan, Screen Configuration'dan, Layout'tan, Screen'den, HDMI'dan, Resolution'dan. isterseniz 1600'e 900 seçebilirsiniz ama 720 daha yüksek performans sağlıyor. Daha küçük daha da hızlı demek ama yani o da artık çok kullanışsız hale gelir. Daha küçük bir ekran çözünürlüğü ile çalışmak. 1280'e 720'yi seçtim. Apply dedim ve OK dedim. Sonra da Close dedim. Şu anda şöyle bunun da referansistan şu 19 olan fontu 14, 12'ye falan yok. Hatta 11'e getireyim. Select OK. Bakalım. Yok. Kapatmayalım bunu. Şimdi çalıştıralım bakalım. Software Shell ekran Evet bakalım hız nasıl fark etti. Yavaş ama demin kadar yavaş değil. O zaman biraz daha hızlandıracağız demektir. Ekranda bazı gereksiz süslü şeyler var. Onlardan kurtaracağız Blender'ı konfigürasyon yapıp preferansistan. Ama önce şöyle yandaki panelleri ve alttaki paneli biraz büyütüp buradaki 3D viewport'u biraz daha küçülttüm orası ne kadar küçülürse o kadar çok hızlı hareket ediyor. editten Preferences'den bakın neleri kaldıracağım şimdi. Splash Screen'i kaldırabilirsiniz. İlk başlangıçta biraz zaman alıyor ama çok almıyor gibi sanki. O dursun. User Tool Tips var. Bu böyle üzerine gidince çıkan şu şeyler var ya ım, ipuçları var. Onlarla ilgili. Şöyle hissediyorum ben. Bu ne, nerede olduğunu ayrıca test eden bir herhalde yordamı çalıştırıyor olsa gerek. O yüzden bunu kaldırırsam böyle gezerken ekstra bir e, fonksiyonda çalıştırmıyor demektir. E, eğer öğrenmek istiyorsunuz alta basılıyken gidip üzerinde durursanız o yine geliyor. Yani bunu alt tuşuyla aktive edebiliyorsunuz o demek. Onu kaldırdık. Esas çok büyük problemlerden bir tanesi bu region overlap. Region overlap'in anlamı burada gördüğünüz tool box'ın tool düğmeleri var ya çeşitli sol tarafta açılıyor. T ile açılıp kapanıyor. Onları yüzer halden sabit hale getiriyor. Yüzer hal grafik açısından hani pahalı bir şey. Yani yavaşlığa yol açıyor. Bunu kaldırdığınızda bakın yani kullanımda sadece görsel bir makyaj bu. Yani şeye sebep oluyor. Ekstra bir pahalılığa. Software olduğu için yine şunlar da bana pahalı geliyor. Aslında kullanışlı ama hepsinin mouse'la veya klavye ile karşılığı var. Bir şekilde yapabilirim. Bunu da navigasyon kontrolü kaldırarak onları da kaldırdım ondan sonra Neredeyiz? Interface'teyiz hala. Text rendering. Bu çok önemli bakın. Entalizing yani tekstlerin, fontların düzgün görünmesi için bir şey bu. Bunu bakın kaldırdığımda gayet yakışıklı yine fontlar ama daha hızlı çalışıyor Blender. O yüzden bakın aradaki farka bakın. O yüzden kaldırmış olsun. Viewport'a geldiğimde yine bir süs ekran süsü var. Quality, ekran kalitesi. Viewport entalizing yani yine şeyde yumuşak çizgiler, ekranda yumuşak çizgiler. 8 sample diyor. No entalizing diyorum. Sen yumuşatma. Bana piksel piksel göster bu şey, smooth virus var bunu kaldırdım bakın görüyor musunuz süt turuncu yumuşaktan yani outline küpün default küpün outline'ı yumuşaktan pikselli hale geliyor onu yumuşak göstermek de yavaşlatıyor sistemi edit modda da varmış aynı onu da kaldırdım ondan sonra sanırım e, görsellikle ilgili e, optimizasyonlar e, bu kadar e, şunu da basit e, şeye çevirebiliriz nereden de unuttum yalnız e, viewport'ta bir yerde olması lazım ama bakalım burada değil. Interface'de olabilir. Evet onu şimdilik hatırlamıyorum nerede olduğunu bakarız sonra. Ee, sisteme gidiyorum. Sistemden de bir şey kaldırıyorum. Yine grafikle ilgili değil ama sound sistemde arka planda sound engine'in çalışmasını istemiyorum. None dedik. böylece bellekten biraz yırtıyorum. Şuradan Autorun Python script'i açıyorum. Bu size bağlı. Ondan sonra save preference diyeceğim ama zaten auto save açık. Ben yine de diyeyim. Biraz daha hızlandı. Şimdi çok ilginç bir aşama kaldı en son. File, Default, Save Startup File. Yani bu konfigürasyonu şu göründüğü haliyle. Ya da önce şeyleri de yapayım pardon. Buradan Cycles'ı seçelim. Cycles'ı çalışacağız genellikle. Ondan sonra Viewport'taki Maximum Sample'ı 12 yaptım. Ondan sonra Render Sample'ını... Hadi 128 yapayım. Biraz önce 64 kullanıyordum. 128 biraz daha iyi. Yani bir dakika yerine iki dakika falan mı? Olacak. öyle bir şey olacak Ondan sonra performansın altında 100 special splits bakın bunun üzerinde durduğunuz zaman alta basıp gelip durayım daha Build time daha uzun ama render daha hızlı olur diyor. İyi fikir. Tiling'i ister kullanın ister kullanmayın. O size kalmış. Ben mesela 100 tiling'de 256 yapalım. Bakalım bu sefer daha büyük tile'larla renderlesin. Aradaki fark çok oluyor mu bilmiyorum. Kapatın canını daha hızlı açıkken mi daha hızlı. Böyle deneyelim. Başka ne var? Yani şuradan output'un olduğu yerden yukarıya çıkıp şu oranı %50 yapıyorum. Yani full HD'nin bana %50'sini renderlesin. Preview gibi olacak. Eskiden Blender'da ayar böyleydi. Sonradan %100 getirildi. Bunun haricinde sanırım başka bir şey yok. Şuradan da matcap'i seçelim. Şöyle beğendiğim bu var. Random olsun. cavity de bulunsun. Ondan sonra outline'a gerek var mı? Gerek yok herhalde. Gayet güzel. Tamam. Şimdi bu durumdayken, önce bu durumdayken bir kaydedelim. Yani default save startup file. Şimdi ayarları yaptım kaydettim. Burada belli bir hızı var bunun. Ben öyle hissediyorum. Sizde öyle olacak mı bilmiyorum. Bunu kapatıp Sonra tekrar girdiğimde muhtemelen bazı ayarlar böyle yapınca devreye giriyor. Daha yumuşak, daha hızlıymış gibi geliyor bana. Evet böyle biraz testini başlangıçta yapmıştık. Şimdi aklıma başka bir şey gelmiyor. Neler yapabileceğim, yani atladığım bir şey var mı bilmiyorum. Ama bu yine de bu ders, bu video şöyle bir şey oldu. Yani bir giriş, ilk adım ben nereye kadar devam ettiririm bilmiyorum. Yani bir yere kadar biliyorum ben de. Bir ucundan girmek isteyen varsa bu ders bir giriş dersi olmuş oldu. Hmm, öyle. Daha sonrakileri de önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda çekmeye çalışacağım. İlgi ne kadar olur bilmiyorum. Dediğim gibi arşiv olarak kalmasını istiyorum bu yaptıklarımı. Dönüp oradan inceleyebilirim. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki ders ne zaman gelir bilmiyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.